Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarına dair resimler yok denecek kadar az. Kitap konusunda da çok iyi değiliz fakat resim konusunda hiç iyi değiliz. İslamiyet'teki heykel yasağı resim sanatını da etkilemiş ve pek çok padişah resimleri olmadan bu dünyadan göçüp gittiler. Çok uzak geçmişte olmamalarına rağmen bugün gördüğümüz padişah resimleri, acaba gerçekten onlara mı bakıyoruz? İlk hangi padişah resmini yaptırmıştır? Padişahların resimlerinin yapılması ilk kez Fatih Sultan Mehmet döneminde olmuştur. İstanbul'un fethinden sonra Fatih, İstanbul'un aynı zamanda bir kültür merkezi olmasını da istemiştir. Yaptığı pek çok yeniliklerin yanında saraya bir de nakkaşhane kurdurmuştur. Nakkaşhanede Osmanlı resim sanatı olan minyatürler yapılmaktaydı. Fatih dönemi yapılan minyatürlerden pek söz edemiyoruz ancak Fatih'in saraya davet ettiği Avrupalı ressamları biliyoruz. Özellikle Bellini'nin yaptığı Fatih portresi batılı anlamda yapılmış İlk padişah portresidir. Bu resimden başka Fatih'in suretinin yapıldığı madalyonlar da bulunmaktadır. Fatih'in bu konuda öncü olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yine Fatih döneminde Osmanlı ressamı Sinan Bey ya da Bursalı Şiblizade Ahmet tarafından yapılan Fatih portresinde minyatür ve batı resim sanatının harmonisini görebiliriz. Fatih sonrası dönemde İslami minyatürler ağırlık kazanmıştır. Yavuz Sultan Selim'in fetihleri sonrası İstanbul'a getirilen İranlı ve Mısırlı minyatür sanatçılar ile zengin bir ortam oluşmuştur. Ancak minyatür sanatının dışında batılı anlamda bir resim sanatı oluşmamıştır. Kanuni döneminde yine Avrupa'dan gelen ressamlar Kanuni'nin portrelerini yapmışlardır. Yine Nigari'nin yaptığı resimler Avrupa portre geleneğine bir geçiş olarak görülebilir. II. Selim ile başlayan dönem Osmanlı resim sanatının klasik dönemi olarak görülmektedir. Padişah portreleri açısından 1579 yılında 3. Murat, Osmanlı padişahlarını anlatan bir eser hazırlattırmıştır. Şemailname olarak adlandırılan bu eseri Seyit Lokman yazmış, Nakkaş Osman'la minyatürlemiştir. Osman Gazi'den başlayıp 3. Murat'a kadar olan 12 padişah dönemi önemli olayları bu eserde anlatılmıştır. Aynı zamanda padişahların karakterleri, dış görünüşleri de tasvir edilmiş, çizimleri de yapılmıştır. Bu minyatürlerde padişahlar bağdaş kurmuş vaziyette, otururken resimlenmiştir. Bu oturuş şeklinde yapılan minyatürler Timurlu geleneği olarak isimlendirilmektedir. Peki Şemailname hazırlanırken önceki padişahların simaları neye göre çizilmiştir? Şemailname hazırlanırken önceki padişahların simalarının bulunmakta zorlanıldığı bilinmektedir. Bu konuda Nakkaş Osman ve Seyit Lokman Sadrazam Sokulu Mehmet Paşa'ya başvurmuşlar. Siması tespit edilemeyen padişahlar için Avrupalı ressamların eserlerinden yararlanmak istemişlerdir. Sadrazam aracılığıyla İstanbul'daki Venedik elçisine ulaşılmış, Avrupalı sanatçılara ait padişah portreleri getirilmiştir. Tarihi metinlerdeki padişah tasvirleri ve getirilen tablolardan da yararlanılarak padişah portreleri hayali olarak çizilmiştir. Padişahların resimlendiği Nakkaş Osman tarafından yapılan bu ilk toplu eser daha sonraki yıllarda çizimlere kaynaklık etmiştir. Yine aynı yıllarda Nakkaş Osman tarafından yapılan Zübdetü't-Tevarih denilen bir tarih kitabı minyatürlenmiştir. Bu kitapta peygamberler, büyük krallar ve Osmanlı padişahları anlatılmıştır. Yine Seyit Lokman ve Nakkaş Osman tarafından Osmanlı padişahlarının tahta çıkışları ve dönemlerindeki önemli olayların anlatıldığı Hünername adlı eser hazırlanmıştır. Padişah portrelerinde 3. Ahmet'in Levni'ye yaptırdığı Silsilename de önemlidir. 1710-1720'li yıllarda yapılan bu eserde Osman Gazi'den 3. Ahmet'e kadar 22 padişahın portresi yapılmıştır. Bu portreler minyatür tarzında yapılmış, Nakkaş Osman'ın tasvirlerine sadık kalınmıştır. Bu albüme 3. Ahmet'ten sonra gelen padişahlar da kendi portrelerini ekletmiştir. Lale Devri olarak adlandırılan bu yıllarda Batı ile olan ilişkiler Osmanlı resim sanatını etkilemiştir. Bu yıllarda özellikle gayrimüslim Osmanlılar kiliseleri resimlemek için Batı tarzı portrecilikte kendini geliştirmişlerdir. Yabancı dil bilmeleri, İstanbul'a gelen Avrupalı ressamlarla kurdukları ilişkiler, portrelerin el yazma kitaplardan tuvale geçmesine öncülük etmiştir. 3. Selim dönemiyle padişah portreleri daha da değişir. Avrupa ile artan kültürel ilişkilerle minyatür yerini batılı anlamda portre resimlere bırakmıştır. 3. Selim yerli ve yabancı ressamlara resimlerini yaptırmış, bunları hediye olarak da göndermiştir. Kapıdağlı Konstantin'e yaptırdığı portresini beğenen 3. Selim, sonrasında bütün padişahların portrelerini de yaptırmıştır. Göstereceğim örneklerden de anlaşılacağı üzere Kapıdağlı Konstantin bu portreleri yaparken Levni'nin Silsilenamesinden yararlanmıştır. 3. Selim sonrası 2. Mahmut döneminde padişah portreciliğinde daha da yeni bir evreyi oluşturur. 2. Mahmut, yenilikleri yaygınlaştırmak ve benimsetmek için portrelerini kullanmıştır. Sarık ve cübbenin yerini alan pantolon ve fesle yaptırdığı resimleri devlet dairelerine astırmıştır.
II. Mahmut'tan sonra gelen Abdülmecid de çok sayıda portre resmini yaptırmıştır. Yabancı ülkeleri ziyaret eden ilk Osmanlı padişahı olan Sultan Abdülaziz ise birçok Avrupalı sanatçıyı sarayına davet etmiştir. Sultan Abdülaziz ilk kez kendi heykelini de sipariş eden padişahtır. Padişahı at üzerinde gösteren heykel bugün Beylerbeyi Sarayı'ndadır. Sultan Abdülaziz'den sonra anıtsal padişah portreleri pek yapılmamıştır. Bunda 19. yüzyılın ikinci yarısında fotoğrafın yaygınlaşmasının rolü vardır.